Size ne oluyor da ben size diyorum ki ne? Canlı televizyonda 4 dakika içinde saat 19'da canlı yayında bir ATV gibi bir kanalda ispat edebilirim dediğim halde siz yanaşmıyorsunuz buna. Fasık mısınız? Samimi değil misiniz? Gerçekleri hiç öğrenmek istemiyorsunuz mu? Bugüne kadar bu sakala, sarığa ve ritüellere önem veren, şekillere önem verenlerin görmediniz mi? Hepsi sahtekar. Hakikati hiç duymak istemiyoruz mu? Bırakın bu kişi çıksın size 4 dakika içinde ispat etsin. İspat edemiyorsam namusum ve şerefim üzerine yemin içiyorum ve onurum üzerine yemin içiyorum. Canıma kıyacağım. Bu kadar açık. Size bunu ispat edebiliyorum. Hal böyleyken sizi ne tuttu alıkoydu? O sahte mehteler hangi biri diyor size ispat edeceğim diyor. Hangisi diyor? Ne oldu? Deli mi diye görüyorsunuz beni? Hangi gelen, Allah'tan gelen Resul'e daha öncelerde deli demediler, divane demediler? Siz bırakın, bu zamanda biz geleceğiz de ispatsız mı geleceğiz? Bir düşünün. Size belgele ispat edemeyeceğim şekilde mi gelecekti? Yani görün işte o zaman o kadar yayılmış sahte mehdiler olurdu. Bunu biz bilmiyor muyduk daha önce? Hadi kalın selamette. Ya desteğiniz olur ya da olmaz. O sizin bileceğiniz iş. Ama insana düşen, gerçekten insana düşen, kendi payıyla onu bir aktifliği olur. Bu videoyu en azından izletin, insanlar utansın. En azından kimileri bunu favori yapsın ki çok izlenme payı olsun. Bunu beğensinler ve bunu Google'da paylaşsınlar ki en azından hiç olmazsa çok insanlar izler ve ATV'ye veya Türkiye Devleti'ne, Cumhuriyeti'ne denir. Bu kişi artık rahatsız ediyor bizi. Çıksın 4 dakikada nasıl ispat edecekmiş? Biz hakkımız görmek istiyoruz, tanık olmak istiyoruz. Artık bu konu bir bitsin desin. Böyle bir hakkınızı kullanırsanız ya, beklerim sizden. Şu an vaktim bitiyor, inşallah yaparsınız. Kalın selametle. Madem dürüstsünüz, madem şereflisiniz, dürüstsünüz, sizden bunu bekliyorum. Yapın. Yoksa hiçbir hakkınız yok, bana sahtekar demeye ve deli demeye hakkınız yok. Görüşmek üzere, selam.